Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Beijing, Hong Kong namayişçilerini agahlandırdı. Beijing rejimi Hong Kong'da devamlaşıvatkan namayişlerde cinayet ötküzgerlerinin cezağı tartıldığı doğrusunda agahlandırdı. Xitoyning Hong Kong va Makao ishlari ishxonasining bayonotchisi Yang Guang Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Hong Kongda jinoyatchilarni Xitoyga o'tkazib berishni osonlashtiradigan qonun taklif loyihasiga qarshi 2 oydan buyon davomlashayotgan namoyishlar to'g'risida to'xtaldi. Yang Guang Beijing rejimining Hong Kongda qonunning ustunligini alohida ma'muriy rayon boshlig'i Kerry Lamni va Hong Kong saqchilarini qat'iy qo'llaydiganligini eskartdi. U namoyishlarning yig'ilish, piyoda yurish ve narazılık bildirişinin halkıp ketkenlikini, aşkın zoravallıklarının köpeygenlikini, kalaymıkançılıklarda bazı radikallarının aldı sepki çıkkallıkını ilgiri sürüp, perde arkası dikilerinin radikal zoravallıklarını kolluqallıkını ve teşkilligenlikini, yetekçilik kılıp aşkari ya ki mehbi halda ıhtisat bilen temilligenlikini kayıt kıldı. O, Hong Kong'da namayışlar bilen alahid rayon başlıkını istibağı mecburlayalmaydıqallıkını alahide eskertip, Beijing rejiminin Hong Kong rehberini küçülük kollaydıqallıqını bildirdi. O, bazı vicdansız cinayetçilerini ve onlarının arkasındaki karı kollarını agahlandırmakçı mən. Ot bilen kim oynasa şu köyüdü. Ahire cezasını tartıdı. Merkezi hükümet bir devlet iki kıl tüzüm siyasetiki ziyansalgallarını cezalamayı koymaydı dedi. Hong Kong sakçı dairleri namayış partıldığından tartıp bugün geçe 500'den artık kişinin tutulgallıqını ilan kıldı. Namayışlarda sakçılarının kişilerine 1000'den artık yaş akkuzuş bombası ve plastik ok işletkerliğe kayıt kılındı. Her kaysi yurt köylerinin Maarif Cemiyeti ziyareti devam kılmakta. Birkaç gündün bir an İstanbul'da yaşavatkan her kaysi yurt köyleri vekillerinin Maarif Cemiyeti ziyareti devamlaşmakta. Tünügün Karakaş Meşrep Grupsidiki ilim ehli ve grubu yetekçilerden teşkillengen bir heyet, Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyetini ziyaret kıldı. Her kaysi şehir vekillerinin ziyareti devam kılıvatkan bulup, bugün yana Karamay ve Kuçar vekillerimi ayrım ayrım ziyaretlerdi boldi. Mihmanlarını Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyeti reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan işhanızı kütüv aldı. Heyet mesulleri Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyeti'nin Şarkı Türkistan davası da yalğız emestikini, Şarkı Türkistan davası yolu da kandak vaziyetki düşkilişten kat'i nazar, her daim Mağrib Cemiyeti'nin yendi durduğallıqını bildirişti. Hidayetullah Oğuzhan, onlarının Şarkı Türkistan davasını kolluğallıqıga rahmetini bildirdi. Xitay mahsulatlarının Amerika Devlet İdara Organları'da işildilişi men'i kılındı. Reuters agentliğinin haberiga asaslanganda Amerika'nın Xitay şirketlerine yolu koyan embargo dairesindeki yeni çeklemesi Donald Trump hükümetinin aldıngı yıldan buyan Xitay şirketlerine karatkan besimlerinin yeni bir baskıcını şekillendirdikken. Donald Trump hükümeti bu çekleme dairesinde Huawei Qatarlı Xitay'nın texniki şirketlerinin ZT, HTR, Hikvision ve Dahua işlep çıkarğan mahsulatlarını her kaysi Amerika idare organlarının setivelişi ve işiltişini vaqtlıq men'i qilganligini e'lon qildi. Xabarda bu cheklamaning oldingi yili Amerikada qabul qilingan davlat bexatarligi huquqiy qonuni doirasida ish qilinganligi bildirildi. Qonunda Amerika davlat organlarining ustiga pix shaklda telefon, telegraf shirkatlaridan aslaha va mulozimat setivelishi cheklangan edi. Huawei shirkatidan e'lon qilingan bayonotda bu cheklamaning Amerika davlat asosiy qonuniga uyg'un keladigan yoki kelmaydiganligi nuqtasidan kurashlarini davomlashtiradiganligi bildirildi. Amerika hükümeti 5G teknikisi ul esleha hizmetleri bilemi şugullanıvatkan Huawei şirketinin faaliyetlerinin Amerika halkının sallıq malumatlarına tehdit payda kılgallıqını uxturgan idi. Huawei bolsa Amerika hükümetinin Huawei Xitay üçün casusluq bilen şugullandu degen sözlerini red kılgan idi. Amerika'da çekilengen 5 Xitay şirketinin birisi bolgan Hikvision tarafından elan kılınan bayanatı bolsa şirketinin faaliyet kılgan barlıq devletlerinin kanun belgilimlerine riayi kıldıqallıqı ilgiri sürüldü. Bayanatta Hikvision'nın mahsulatlarda Amerika hükümeti şart kılgan alahidliklerini yaratış üçün tırışılgallıkı bildirildi. Bismillahirrahmanirrahim.
Pazor, pazor bilin. Qırğızstan alahide qisminin sabiq prezident Atambayevni tutuş hareketi emelge aşmadı. Hazırkı vaqt kanalının tünügünki xabirde malum bolışça Qırğızstan alahide qisminin sabiq prezident Almazbek Atambayevni tutuş hareketi emelge aşmagan. Xabirde bildirilişçe tünügün keşte Qırğızstan alahide qismi qozğan sabiq prezident Almazbek Atambayevni tutuş hareketi onun qolluq uçularının himaye qilishi sebeplik emelge aşmaganlığı. Qolluqçularının alahide qism saqçılarını Atambayevning qorosiga kirishdan to'sish uchun yo'l atrofidagi daraxtlarni kesib yo'lni to'sqanligi, to'qunishda qolluqçulardan 10 kishining yordar bo'lganligi, alahide qism a'zolaridan bir necha xodimning yaralanganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha Atambayevning qolluqçilari Qirg'iziston alahide qism xodimlaridan bir nechini tutqun qilib olgan. Qirg'iziston Jumhuriyati Ichki ishlar ministri Qirg'iziston hukumat xodimlari va alahide qismdan yuzlagan kishini tayyorlab sabiq prezidentning qorosiga qayta hujum qilish harakatini boshlamoqchi bo'lgan. Almazbek Atambayev 2011-yildan 2017-yilgacha Qirg'iziston prezidenti bo'lgan. Vazifa muddati to'shqandan keyin o'zligidan iste'fo berib o'rin bo'shatgan. Uzun o'tmay uning yaqinlaridan bir necha kishi uning ustidan cheriklashish haqida shikoyat qilishga boshlagan. Bu sababli Almazbek Atambayev hozirgi hukumatga qarshi turishga boshlagan. Erdoğan Kırım'ın kanunsuz halde Rusya'ya koşuverilişini itiraf kılmayız dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırım'ın kanunsuz halde Rusya'ya koşuverilişini Türkiye'nin itiraf kılmağanlığını ve bunundan kimi kılmaydığanlığını etti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlık kulliyasida resmi ziyaret için Ankara'ya yetip gelgen Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bilen koşma akbarat ilan kılışığını çakırdı. Erdoğan Türkiye Kırım'ın kanunsuz halde Rusya'ya koşuverilişini itiraf kılmagan ve bunundan kimi itiraf kılmaydı dedi. Erdoğan yana mundaq dedi. İrqdaşlarımızın tarihi ana vatanları Kırım'daki mevcutluğunun devamlaşışı, kimlikleri ve kültürlerinin qoğudilinişi, hak hukuk ve hürriyetlerinin kapaletki iki kılınışı aldıngı Katar'daki işimiz buluşunu devamlaştırımız. Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Soydaşlarımızın tarihi ana vatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Ukrayna Prezidenti Zelenski Türkiye'nin Kırım meselesini karatkan siyasi yüzünden Erdoğan'a alahide rahmet etti. Zelenski Ukrayna'nın zemin bütünlüğüne dair özgermez pozisyonunuz için Türkiye'ye rahmet eytemen dedi. Akbarat ilan kılış yığında Erdoğan yana Suriye çigrasında tinişlik koridoru tesis kılış meselesi üstüde toxtulup, Amerika bilen birlikte hareket merkezi kuruş kararı ilinğanlığı, aslında Firat deryasının şarkıda bu kadem besilişi gerekliği. Bu mu Amerika bilen birlikte emelge aşılığanlığı, bu hareket merkezine kuruş arkalık bu yerdeki musabının kayıtıdın başlandığanlığını bildirdi. Amerika Janubiy Koreyaga 800 milyon dollarlık kural setip berişini tasdiqladi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği qarashliq Müdafiye ve Xavfsizlik Hamkarlığı Ajansı tarafından elan qilingan bayonotda Janubiy Koreyanın 12 dana MH-60R tipli köp xil iqtidarlıq tikuchar ve aslihalarını setip eliş talepinin Amerika Taşqi İşler Ministerliği tarafından qubul qilinganlığı ve palatanın avaz berişige sunganlığı bildirildi. Bunun da başka yana Janubiy Koreyanın talebiga binaen 13 harbiy radar, 25 tane T-700 GE tik uçar ayroplani ve motori, 1000 tane deniz asti parakotlarını bayqaş sistemisi, köp miqtarda alaqalışış əslahaları, tekşürüş sistemleri ve saymalarının setiveliş təklifinin mod təsliqdən ötkəlliki bildirildi. Bayanata Janubiy Koreyanın Asiyadaki en mühim ittifaqdaşlarından birisi ikkəlliki, bu harbiy əslaha setilişinin Amerikanın muqimliği ve siyasi mənfaatları dairesi de təsliqdən ötkəlliki qayıt qilindi. Bu kurallarının Janubiy Koreyanın deniz üstü ve deniz asti harbiy vazifelerini işe aşırış kabiliyetini yukarı götürdüğü bildirildi. Bayanatı yana Janubiy Koreya Cumhuriyeti Şarkı Asya ve Garbi Tinç Okyanındaki siyasi ve iqtisadi cihetin en çok güçlerden birisi hesaplandı. Öz növde yana Amerika'nın hayati ehmiyetke ege şeriki bulu süptü bilen mu, rayonun muqimliği ve tinçliği üçün zor tökbelerini koşmakta. Janubiy Koreyanın küçülük ve her daim tayyar bir müdafiye iqtidarıga ege buluşuğa yardımcı buluş, Amerika'nın devlet menfaati noktasından hayati ehmiyetke ege dur deyildi.
Amerika Xitayga qarşı ittifaqdaşlarını köpəltməkdədir. 5 avqust Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning bildirishicha, Amerika Tinch okeandagi 3 aral davlatlari bilan shu rayondagi Xitoyning ta'sir doirasini to'sish uchun bexatarlik masalalarida ittifoqlashish to'g'risida suhbatlashishni boshlagan. Bu ittifoqqa asosan Amerika, Mikroneziya, Marshall orollari va Palau qatorliq davlatlarining havo bo'shligi va shu davlatlarga tabiat dengiz tabiatligida xohlagan vaqtda erkin harakat qilib bora oladigan bo'lib, buning badaliga Amerika bu orol davlatlariga iqtisodiy yordam berib kelmoqda. Mike Pompeo Mikroneziyaning Pohimpi o'lkasida muxbirlarga munularni bildirdi. Men bugun sizlarga shuni ta'kidlamoqchi. Amerika sizlarning egalik huquqingizlarga bexatarlik va o'z davlatingizda erkin va tinch yashashga yordam beradi. Amerikaning bu 3 davlat bilan kelishimi 2024-yilda oxirlashadi ekan. Xitoy oxirgi 10 yil ichida ta'sir doirasini kuchaytirish uchun Tinch okean orol davlatlariga eng ko'p mablag' solgan davlatning biri bo'lib kelmoqda. Bu rayondagi Amerikaning ittifoqdoshlari Yaponiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya uchun jo'g'rafiyalik siyosatda muhim bo'lgan bu rayondagi davlatlarga berayotgan iqtisodiy yordamlarini ko'paytirmoqda. Taliban Amerika bilan o'tkazilgan muzokaralarda tutishib qolganligini aytdi. Taliban Amerika bilan o'tkazayotgan tinchlik muzokaralar doirasida Afg'onistondagi Amerika askarlarining chekindirilishiga doir fikr ixtiloflarining hal bo'lganligini e'lon qildi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir Taliban mas'uli Qatarda yaqinqi 2 kundan buyon o'tkazilgan muzokaralarda Talibanning radikal tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatini uzishga va'da berganligini aytdi. Amerika va Talibanning texnika hay'atining bugun Dohada muzokaralarni davomlashtiradiganligi bildirildi. Washington Post gazetasi mush oyining 5-da e'lon qilgan Amerika bilan Taliban muzokara qilayotgan kelishim loyihasi haqidagi xabarida Donald Trump hukumatining urush to'xtatish va Al-Qoida bilan bo'lgan munosabatni uzish qatorliq Taliban murassa qilmoqchi bo'lgan shartlarning badaliga Afg'onistondagi minglarcha Amerika askarlarini chekindirishni planlaganligi bildirilgan edi. Talibanning Afg'oniston hukumatı bilan keng doirlik tinchlik kelishimi tuzishni bevosita muzokara qilishimi shart qilingan kelishim loyihasi yana Afg'onistondagi Amerika askarlarining sonini asldagi 14 mingdan 8-9 mingga tushirish planlanganligi uqtirilgan edi. Hindiston bilan Xitoyning chegara talash tartishi qaytadan kuchaydi. Dovi to'rining 6 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Hua Chunying Hindistonning Xitoyga tabi deb qaralgan rayonni bevosita qarashliq rayon deb e'lon qilganligiga qarshi noroziligini bildirdi. Necha kun burun Hindiston hukumatı Ladakh markaziga bevosita qarashliq rayoni qurilganligini jakarlagan bo'lib, mazkur rayon Xitoy-Hindiston chegarasidagi talash tartishliq rayonni o'z ichiga oldi ekan. Ikki taraf talash tartish qilayotgan rayon sharq-g'arb ikki bo'lakka bo'lingan bo'lib, g'arb tarafdagi 35 ming kvadrat kilometrlik bo'lakki Sharq Turkistondagi Xotan viloyatining boshqaruvida, sharq tarafdagi 90 ming kvadrat kilometrlik bo'lakki Hindistonning boshqaruvida bo'lib kelgan. Ammo Hindiston bu rayonlarni Kashmir rayoniga tabi deb e'lon qilgan. Xitoy va Hindiston orasidagi chegara masalasi izchil hal bo'lmay kelayotgan bo'lib, Xitoy bu qitimni norozilik bildirishdan boshqa alohida tadbir qo'llanmagan. Hindiston bu vaqtda ishbodi bildirib, Xitoy bilan chegara talash tartishi mavjud bo'lsa-mu, tinch yo'l bilan hal qilishga ishindiganligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh, atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.